Küllerim, küllerim kebar eyle. 18 bin alem, alem yar alem. Küllerim, küllerim, küllerim kebar eyle. 18 bin alem, alem yar alem. Mikrofonu bırakıyorum. Buyurun. Aslı doğruluk, cevheri yumuşak huyluluk, kerameti, marifet hazinesi, bilgi, meyvesi, dostluk ve sevgi olan tüm katılımcıları muhabbetle selamlarım. İslam'ın özü ahlak, ahlakın özü bilgi, bilginin özü akılmış. Yaşamınız boyunca tüm katılanlara akıl gibi mal, edep gibi miras, iyi huy gibi dost dilerim. Eğer izin verirse İsmail kardeşimle 2 dakikalığına yerimi değiştirmek istiyorum. Siz orada mı? Ortaya. Ha, burada. Dilekli gelecek galiba iki İsmail'in arasında. Arif olan anlar. Şimdi ben dileğimi dilemeden önce gerçek ışığı göremediğimi söyleyeceğim yöneticilere. Çünkü bu ışık gözümü alıyor. Benim gözümü o ışık değil, bu ışığın almasını istiyorum. Lütfen şimdi karartırlar mı? Işığı görmem gerekiyor. Evet, iki adaş arasına gelince bizim hani var ya 40 satır, 40 katı, 40 gün düğün dernek ettiler. 40 yıl acı kahvenin hatırı var. 40 taştan atlayan su içilir. Bir de 41,5 kere maşallah deyip tüh tüh ettik ya. Neden 41,5? Neden 40? İşte 40 biliyorsunuz sayının katılımıyla ortaya çıkmış. 41 şamanizmden beri gelmiş. Bizim sevdamız, aşkımız, ilkemiz bunların toplamı 40'mış. 41. 41 sayısı bize buradan oturmakta. Şimdi dileğimi diliyorum. Kabul edenlerin olsun bu dileği. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Ne sen ben, ne zengin fakir farkı olsun. Herkesin kış günü barınacak evi, sobasına atacak odunu olsun. Memleket isterim, yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun. Olursa tek şikayet ölümden olsun. Cahit Sıkkı, bunun için bırakın. Evet. Beni bir televizyon programında canlı yayına katılmam sonucu Rüştü kardeşim benim izimi bırakmadı. Bugün de onun daveti üzerine aranızdayım. Ne diyor? Ben bir dernek kurdum. Dernek deyince herkes ne olduğunu biliyor. Adı niye dernek koyulmuş? Dernek dağınık düzenden toplu düzene geçmenin adı. Ne dedi Şükrü Duruna? Gelin görün, biz dağınıktır, derlendik, toplandık. Kendisini, arkadaşlarını tebrik ediyorum. Bu kadar güzel insanları bir arada görünce çenem açılıyor. Her biriniz rengarenk giyinip gelmişsiniz. Bu elbiseler size çok güzel yakışıyor. Ancak sizin giydiğiniz asıl elbise demokrasi elbisesi. Giymişsiniz bir defa, bir gecelik gibi çıkarıp atmak niyetinde değilsiniz asla. Çünkü bu üzerinizdeki elbiseyi yağmur ıslatacak, güneş solduracak, demokrasi elbisesini asla onların bile gücü yetmeyecek diyorum. Gençlikten geleceğe mal sakla, yaşlılıktan geleceğe can sakla demiş atamız.
pehlivan hakikatli olursa nasihata işte asla ihtiyacı yokmuş. İşte sağımda pehlivan, solumda saçlı. Sağ ol Şükrü, getirdin bizi bir araya. Düştü. Cennetin 8 kapısı var. Birinci kapı huy. Çıkmıyor, girmiş bir defa içine. İkinci kapı ahlak. Güzel ahlaktan Yaradan bizi mahrum etmesin. Üçüncü kapı fazilet kapısıymış. Dördüncü kapı susmak. Beşinci kapı aşk. Ben duayı tersten yazanlardan. Dua, D-U-A tersten yazılıp kelimeyi çevirince harfler karşımıza Allah'a ulaşmayı dile çıkar. Yolu nedir? Güzel ahlak. Nasıl gidilir? Aşkla. Okuman aşkı Allah, şükür, Kur'an diye okuyanlardanız. Şimdi ne yapıyorlar? Bizi birbirimize düşürüyorlar. Neyle? Saçla baş. Nerede yazıyor? Kur'an-ı Kerim'de. Peki kitabımızın adı neden Kur'an-ı Kerim koyulmuş? Stop. Çünkü Kur'an oku, Kerim Allah. Allah'ın adını okuyup bile bellemedi. Sünni geçinen İslam. Altıncı kapı ihtiyarlık. Hepimiz geleceğiz o kapıya. Yedinci kapı terbiye. İşte üzümün suyunu sıkarsanız şıra olur. Terbiye ederseniz şarap olur. Etmezseniz sirke olur. Dile gelir bilgenin dostuyum, cahilin düşmanıyım. Felsefeciğin dediği gibi acı ve yararlıyım. Düşünce adamlarına serbest, aptallara yasağım der. Kendini şarap öyle izah eder. Evet, 31 Ocak. Ocak ayı biliyorsunuz Uğur Mumcu'yu kaybettiğimiz aydı. Muammer Aksoy'u da kaybettik. Bugün 1917'de Antalya'da doğmuştu. Ruhlara şahat olsun. Kısacık bahsedeceğim. Uğur Mumcu diyor ki bir şey ararsan parayı takip et. Şimdi bir ilimiz var. Adı Dersin. Der kapı. Sim gümüş. Gümüş kapı. İşte diğer Şam'dan diğer Rum'a girenler oradan Fırat'ın el verdiği Muzrozat Plemür çayının birleştiği yerden geçerler. Kapıların üst eşikleri alçak kapılıdır. Nedeni o kapıdan içeri girenler başını eğmek zorunda kalsınlar, içeridekilere selam versinler diye. Neydi adı? Dersin. Der neydi? Kapısı gümüş. Sonraki adı ne oldu? Tunç eli. Tunç neydi? Madendi. Şah İsmail'e karşı topları nerede döktürdü Yavuz? Tunç elinde. İşte orada maden vardı, maden paraydı. Yabancılar da oradaki insanların inanç anlamında aralarını açıp bugün bizi konuşturduğu duruma getirdiler. Bir şey arıyorsan parayı takip et. Sonra Atatürk Düşünce Derneği kuran, 1961 anayasasını yazan Muammer Aksoy, Fatih İstanbul'a gelir, sur dışında Yedikule'de. Hırbalarında su yoktur. Kaz sürüsü geçer üzerlerinden. Seyise der ki şu kazları takip et, suyu bulur onlar. Takip eder ve bir göle iner kazlar. Giden seyis hırbasını doldurur, yüzünü yıkar ve geri döner. Asker oraya gider. Fatih oraya bir çeşme yaptırmasını emreder. Bu çeşmenin adı ne olsun diye sorar. Fatih Çeşmesi derler yanındakiler. Hayır, bu suyu kim buldu? Kazlar. Bu suyun adı Kazlı Çeşme olacak der. Şimdi Muammer Aksoy, Kazlı Çeşme, Fatih bağlantı kuramamış olabilirsiniz. Şimdi geliyorum oraya. İşte 1961'de Kazlı Çeşme İş Bankası'nı soymak için Necdet Elmas içeri girer, silahını çeker. Benzeden paraları çıkarır. Orada bir Mudi vardır.
yanına gider, der ki ben işçiyim. Benim orada alın terim var. Benim alın terime dokunma. Necdet Elmas, ben alın teriyle kazanılmış paraya el sürmem der, paraları almadan çeker gider. Elmas en kırılgan nesne camdır. O elmas o camı kırmadan kesmesi için o elmasın yontulması gerekir. Eğer Necdet Elmas yontulmuş olmasaydı alın terini alır giderdi. Şimdi görenlere duyurulur. Hırsızımız bile bizim alın terine dokunmamıştır. Olunca süren haber kesin. Kızı almışken kesme. Fatih İstanbul'u fethedecek. Ancak sur içinde Macar Urban var. Macar Urban top döküm ustası. Bunun oradan kaçırılması lazım. Bunu kaçırmak için Çeri asker demek. Yeni kullanılmamış demek. Yeniçerilerin güçlülerini, akıllılarını ve kızılbaşlarını seçer. Neden Sunnilerden seçmez? Çünkü onlar beş vakitte bir ezan, ibadet. Biz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ibadet ederiz. Neden? Çünkü Adem Aleyhisselam'ın ben seni balçıkla yoğurdum kıvamına gelince ruhumdan dediğin dediği gün ve saat Perşembe'yi geceye bağlayan gecedir. Biz ibadetimize Perşembe'den başlar Cuma'ya sarkıtırız. Arkadan gelen nal toplayandır. Atın ayağından nal düşerse önden giden bulamaz. Arkada kalan. İşte bize bunlar Müslüman mı diyenler nal toplayanlardır. Çünkü onlar Cuma günü ibadete gidenlerdir. 65 yıldır bu ülkede ezan Arapça olacak, Türkçe olmaz diyenler Cuma'nın selasını ne dediğini öğrendiler mi? Sorun 5 vakitte geçiren birine Cuma'nın selası ne diyor? Komünist CHP sayesinde öğrendiler ezanın Türkçe karşılığını. İnşallah bir daha iktidar olur da Cuma'nın selasını da öğretir diye temenni ediyorum ve dileğimdir benim. Konuyu dağıttım zannediyorsunuz da toplayacağım. Şimdi işte Macar Urban'ı kaçırmak için seçer askerlerini, güçleri, akılları ve kızılbaşları. Güçleri seçer lağım kazdıracaktır. Akıllıları seçer geometri dersi verecektir. Ne kadar yerin altına inilecek, hangi seviyede sağ sol gidilecek, Fatih bizzat derse katılır, bu kızılbaş yeniçerilere geometri dersi verir, Macar Urban'ı onun sayesinde oradan kaçırtır. Yunanlı Polatlı'ya dayanır, top sesleri Ankara'dan duyulur, meclise toplanırlar. Meclisi Kayseri'ye taşıyalım. Konuşmalar uzar gider, bu arada Dersim milletvekili Kızılbaş Diyabağ el kaldırır. Sinop milletvekili Doktor Rıza Diyabağ bir şey mi diyeceğim? Az diyeceğim. Efendiler, biz buraya kaçmaya değil, savaşmaya geldik. Siz yoksanız ben aşireti ölüme katar, Martin'i eline verir, aynalı Martin'im diye Türkiye'yi söyleyerek Yunan'ın karşısına tek başına dikilirim der ve meclis Ankara'da kalır. Hepinizin bildiği gibi Ankara'da bir Esenboğa havaalanı var. İşte bu Esenboğa havaalanının adını Adnan Menderes koyar. Adı neden Esenboğa olur? 1402 Ankara'da biliyorsunuz Aksak Timur'la Yıldırım Bayezid'in savaşı var. İşte bu savaşın öncesinde Aksak Timur'a ilk saldıran Çağatay Devleti'nin başkanı Esin Bugar'dır. Yıldırım'ın bir gözü görmüyor. Geç okutların başına yen onu der. Esin Bugar geçer ve Yıldırım'ı yener. İşte ikisini de misafir eder. 1950'de söz milletin diyen Menderes oraya gider,
ve Esenboğa'ya dedesini yenen Esin Buba'nın, büyük boğanın adını verir. Adam seviniyormuş. Eve gelmiş, hanım sormuş. Adam niye seviniyorsun? Bana eşek diyorlar. Beni bundan kurtar. O da bana dedi ki, sen bundan sonra sıpas, ona seviniyorum deyince ve adam sen büyüyünce yine eşek olursun der. Şimdi Esin Buba büyük babadır, o büyüyünce koca öküz olmuştur. Başbakanımız, Cumhurbaşkanımız, arkadaşı dediği Suriye Başbakanına Esat kardeşim diyordu, şimdi Esed diyor. Esat aslan demekti, Esed eşek demekti. Biri ot olur, biri et olur. Ot oburla et oburun arkadaş olduğu görülmemiş. O yüzden yiyeceğim seni diyor. Ben aslanım diyor kendisi. Ötekini eşek yapıyor. Biz kızarsak insanlara hayvanların atlarıyla hakaret ederiz. Oysa eşeklerden şehir arası yolları bulmayı, karıncadan iktisadı, arıdan başarıyı, kurbağadan zıplamayı, güvercinden barışık yaşamayı, martıdan denize pike yapmayı, örümcekten kumaş örmeyi, zürafadan sevişmeyi öğrenmişiz. Demek ki hakaret ettiğimiz şeyler hakaret olmasa gerek. Çünkü öğrendiklerimizden nasıl olur? Hem bilgi sahibi olmuşuz, hem hakarette onların atlarını kullanıyoruz. Hayvanları yaratırken ikiye ayırmış yaradan. Konuşanlar ve konuşmayan hayvanlar. Bir ikiye daha ayrılmış. Gözü önde olanlar, gözü yanda olanlar. Gözü önde olanlar etle beslenen, gözü yanda olanlar otla beslenirler. Çift, keklik, kaz, ördek, koyun, keçi, sığır, manda, gözü yanda. Şahin, doğan, atlaca, kurt, kaplan, zırtlan, bir de insan, gözü önde. Et olur. Yaradan demiş ki, kendinizi koruyun bu et olurlardan. En tehlikelisi de bunun tepe gözdür, o da insan. Ben inançtan bahsetmedim. Kendimi size tanıtmak isterim. Böyle açılınca fazla yüzüyorum, kulaç atmayı severim. Benim köyüm bir Bektaş köyü. Rumeli'de nerede bir vadi var, orada bir köy var, gidin onlar has bahçenin çiçeği, hacı, bektaş, göçeği, gerçek, yol, yordam, edep bilenlerdendir. Malkara müftüsü geçen sene beni kutlu doğum haftasına davet etti. Ben de kendisine sordum, bütün köyleri dolaşıyor musun? Evet. Peki oraya gidince nereden gelmişler, ne zaman gelmişler? İlk ezanı köye geldiğinde kim okumuş? Nerede okumuş? İlk namazı kim? Nerede kıldırmış? 72 köyden bir tek bilen var. O da benim köyümde Celal Bilgen. Çünkü pişmanda doğmaktan, pişman olmaktan pişman olmayanım ben. Bizde şeriat kapısıdır cami. Oraya davet edilirken Allah-u Ekber 4 kere denilir. Bedeninle, kalbinle, ruhunla, nefsinle gel demektir. Sıra tarikata geçince 3 kere denilir. Bunun sebebi bedeninle, kalbinle, ruhunla gel. Nefsi dışarıda bırakan içeri girsin. Hanımlar var, abdestin bozulur demektir. Bunları okurken niçin, neden okuduğunu ve tarikata davet ederken nefsi...